En güzel yılbaşı hediyelerimden bir tanesi teyzem ve eniştemden kabak. Kocaman bir bahçe kabağı. Bir bütündü. Parçalanmış. Bu payı da bana ayrılmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu kabak kendi bahçelerinde yetiştirdikleri kabak. O kadar işime yarayacak ki. Bal kabağı çorbası yapacağım. Şimdi birazdan bal kabağı tatlısı yapacağım. Ondan sonra çocukların yemeklerinin olmazsa olmazı bu bal kabağı. Çok 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 teşekkür ediyorum. Tam da bizim bahçede yetiştirdiğimiz Japon kabakları bitmişken böyle kabak gelmesi çok güzel bir rastlantı oldu bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok da güzel bir hediye. Bakar mısınız? Harika. Merhaba, evet yılbaşı hediyelerimi yavaştan açıyorum. Şimdi, ups, şunu şöyle koyayım. Canım annemin hediyelerinden bir tanesi. Tivoli markasının Enzo sehpası. Şimdi hemen bunu kurmak istiyorum. Çocuklarım! Evet. Fokusçu geldi, kovbici geldi. Fokusçu geldi, kovbici geldi. Hadi hep beraber açalım, değil mi? Evet, şimdi açıyorum ve kuruyorum. Açtım. İçinden şöyle plastik aparatlar çıktı. Bir tane böyle göbeği çıktı. Göbeği diyorum, sehpanın üstü ve şöyle bir ayak çıktı. Şimdi kuruyorum. Aa, böyle açılıyormuş. Oo, çok iyi. Sanıyorum doğru kurdum. Şu içinden çıkan aparatları buraya koydum. Bunu da böyle üstüne oturttum. Herhalde böyledir. Çok güzelmiş. Anneciğim çok teşekkür ediyorum. Harika bir hediye. Şimdi bunu kullanacağım. Çayımı koyacağım üstüne. Vallahi çok da güzel. Üstü de tepsi gibi zaten. Güzel oldu. Şöyle şurayı biraz daha şöyle açabiliyoruz. Vallahi çok güzelmiş. Teşekkürler. Evet, yılbaşı hediyelerimi açmaya devam ediyorum. Hatta biraz açtım bile. Annemin dün akşam sehpasını açtım. Çok güzelmiş ve sehpanın en güzel tarafı bence hem sehpa hem tepsi oluşu. Ben çok beğendim. Alıştıktan sonra kullanması kolay oluyor. Onu sonra anlatırım size. Biraz böyle sallanıyor gibi. Demonte bir ürün olduğu için zorlayabiliyor ama alışınca çok inanılmaz güzel bir sehpa. Ve annemin diğer hediyesi şöyle tulup porselen Kütahya Flora çay seti 8 parça diye yazıyor. Şöyle çok tatlı, bakar mısınız? Bana bunlar zeytin yapraklarını anımsattı, yani ne kadar benziyor bilmiyorum ama çiçek ve zeytin. Şöyle 4 parça bardak ve tabakları toplamda 8. Şu bardaklara bayılıyorum. Ben böyle büyük bardak seviyorum. Ender de öyle. Biz küçük bardakları sevmiyoruz. Böyle büyük ve keskin olan bardaklara bayılıyoruz. O yüzden bunlar annem de bildiği için almış. Çok iyi oldu bizim için. Çok tatlı. Çok güzel. Ve bir tane de şöyle ortaya koymak için işte bisküvi, kurabiye, ne bileyim. Artık ne koyarsak servis tabağı almış. Çok 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 teşekkür ediyorum anneciğim. Kesene bereket. Yeni yılın kutlu olsun senin de. Buradan da kutlamış olayım. Çok güzel gerçekten. Ve sevgili Fatma Hanım ta Diyarbakırlardan sevdiğim kahveyi göndermiş. Şöyle Kürt kahvesi diye geçiyor. Diyarbakır'ın meşhur kahvesi. Ben bu kahveye bayılıyorum. Fatma Hanım vesilesiyle de çok sevdim. Yılbaşı hediyesi bize böyle çok tatlı, çok güzel bir kahve göndermiş. Gerçekten çok mutlu oldum. Büyük bir sürpriz oldu bana. Bugün bu kahveden içeceğim. Çok 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 mutluyum. Fatma Hanım, kesenize bereket. Çok 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 teşekkür ediyorum. Böyle çığlık atmak istiyorum. Merhaba. Evet, bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Çocukları çok bekletmemek adına öncelikle şöyle şu yataktan başlamak istiyorum. Bu yatağı fındık için, yani hepsi için aldık. Bizim odamızda girişte bir yatakları var. O artık iyice haşat olduğu için yeni bir yatak aldık. Şöyle ve yatağın fiyatı 150 lira. Şöyle içi çıkabiliyor. Böyle bir yatak. Ve tabii elimiz boş dönmedik Pet Shop'tan. Onlar için kurutulmuş sakatat aldık. Ciğer çubuk aldık. Şimdi hemen onlara vereceğim. Kokusunu size anlatamam. Ama çok 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 faydalı. Şimdi şöyle eşit uzunlukta ve
eşit kalınlıkta olan 3 taneyi götürüyorum. Burada mı? Oturun bakalım. Otur. Gel. Al bakalım. Al bakalım. Hop. Afiyet olsun. Görüşürüz canım. Ender, nereye gidiyorsun hayatım? Benim arabanın cam suyu bitmiş. Onunla ilgilenecek kendisi. Fox bitirdi. Kobe yiyor hala daha. Beğendiniz mi? Fox otur bakalım. Otur. Otur. Beğendin mi oğlum? Güzel miydi? He? Güzeldi, değil mi? Afiyet olsun. Şimdi şu kalan paketi bir buzdolabı poşetine geçirip hava almasını engelleyip saklayayım. Yarın da veririm. Merhaba, bir Trendyol alışverişi ile Evet. karşınızdayım. Tat tat tam. Evet, şöyle bir adet. Bunları size denemeli olarak da göstereceğim. Öncelikle buradan da göstereyim. Bir adet kazak, şu kollarının bademlerini görmeniz lazım. Çok güzel. Çok 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 çok. Şöyle bir. Bunlar merserize gibi, eğer yün alerjiniz varsa bunlar kesinlikle sizi alerji yapmıyor. Çünkü benim yün alerjim var. Yünlü hiçbir şeye dokunamam, kullanamam. Ama böyle merserize tarzı yünler diyebilirim, iplikler bana dokunmuyor. Bu kazağa bayıldım, bayıldım. Bakar mısınız? Şu şekilde. Çok çok güzel. Bunun bedeni small. Bu tarz tüllü ürünlerini Trendyol'un biz hep bir beden, iki beden küçük alıyoruz. Mesela medium giyiyorum, small alıyorum. Böyle çok güzel. Ve şunu Gülşah'cığım tut bakalım. Evet, açalım beraber. Evet. Sen poşeti tut, ben kotu tutayım. Ve şu kotlar. Yani herkesin bence dolabında bir tane olması gerekiyor. Kurtarıcı kotlar. Ben bunların 38'inin her rengini aldım. Gri hariç her rengi. 36'sının lacivertini almıştım. Denemek için, hani 38'in bir tık beli boldu. Acaba demiştik Sergül'le beraber 36 olur mu? 36'yı aldık. Şey, lacivertin tam olunca siyahın 36'sını şöyle. Bu kaza Sergül bana hediye aldı. Şak Evet. şak şak şak. Sergül, çok teşekkür ediyorum. Şimdi denemeli olarak göstereceğim sizlere. Vay, ben de çok merak ettim. Çok heyecanlandım. Merhaba. Evet. Denemeli kıyafet alışverişi. Şu pantolonlar gerçekten çok güzel. Yüksek bel ve çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Bu da bonus kazağım. Şöyle yakına geleyim.
Şöyle, buraları delik işli. Gayet de şık, güzel bir kazakmış. Gerçekten çok beğendim ben bu kıyafetleri. Serbül, çok teşekkür ediyorum. Şöyle. Şimdi hemen değiştirip geliyorum. Favori kazağımı giyip geliyorum. Bakar mısınız? Ay bayıldım ve bir o kadar rahat ki size anlatamam. Çok güzel duruyor değil mi? Bunu ama her zaman bir beden küçük alın. Diğer siyah kazağı bir iki beden hatta büyük alabilirsiniz. Ama bu türlü ürünlerini her zaman bir beden küçük alın. Çünkü esneme yapabiliyor. Bu small mesela. Şöyle birazcık kısa. Arkası birazcık uzun gibi ya da ben çekiştirdiğim için öyle önü de çekişiyor. Aynı. Şöyle. Ama çok şık, çok rahat. Yani anlatamam ve biraz böyle kalın yani hani çok şık. Gerçekten çok beğendim. Ya ne bileyim şuradan da bakacağım kendime. Evet. Muhteşem güzel. Beyazı da varmış. Ben trikolarda da bunun ceketinde de beyazı almamıştım. Diğer her renk, kahverengi, siyah, pembe, somon pembe almıştım. Bunun da beyazı varmış. Sevgili Trendyol, eğer bunun farklı renklerini üretirseniz hemen alırım. Beni ilk sıraya yazabilirsiniz. Çok güzel gerçekten. Böylece göstermek istedim. Denemeli kıyafet alışverişini. Zaten kotu söyledim. Bu kot 4 rengi var. Mavi, mavi, lacivert, siyah ve gri. Grisi hariç her rengi var. Grisini almadım. Nasıl siyah da gri olur diye düşündüğüm için almadım. Bunlar Sergül'ün hediyesi. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir yılbaşı hediyesi oldu benim için. Gerçekten çok rahat, çok güzel, çok şık. Şimdi ben eve değil de şöyle bir alışıp geleyim diyeceğim ama virüs var, virüs. Evde kalalım. Görüşmek üzere. Bu şekilde. Harika. Çok güzel. Bakın şöyle ışığa da çıkayım. Rengimi göstermek babında. Şöyle. Çok güzel. Somon rengi. Görüşürüz. Gülşah geldi. Bizim çok güzel fotoğraflarımızı çekti. Şimdi onları ekrana veriyorum. Fotoğrafçımız Gülşah. Teşekkürler.